Selamlar herkese, hoş geldiniz. Bugün farklı bir ortamda çekim yapıyoruz. Ümitköy Şubesi'nin bahçesindeyiz. Hava çok güzel, çok keyifli, açık. O yüzden burada yapalım dedik çekimi. Farklı bir konuda bugün çekim yapacağız. Normalde biliyorsunuz kahveyle ilgili videolar çekiyordum. Bugün de çikolata ile ilgili bir video çekeceğim. Biliyorsunuz Paper Roasting Cafe and Chocolate hem nitelikli kahve kavuruyor ve sunuyor. Aynı zamanda Belçika çikolatasıyla çeşitli şekillerde çikolata yapıyoruz. En çok yakışan biliyorsunuz iki ürün. Kahve ve çikolata. Acaba hangi çikolata hangi kahveyle daha uyumlu? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Benim için ayrı bir keyifli olacak. Çünkü bol bol kahve içip bol bol çikolata yiyor olacağım. İşte çikolata hakkında çok kısa bir bilgi vereceğim. Çikolatanın içini oluşturan şeyler şunlar. Kakao yağı, kakao tozu ve yardımcı maddelerden oluşuyor. Tabii ki yardımcı maddenin içerisinde birçok ürün var ama şu an onlarla ilgilenmeyeceğiz. Bizim ilgilendiğimiz kısım kakao yağı ve kakao tozu ile ilgili olan kısım olacak. Buraya bitter çikolata, sütlü çikolata, fil dişi çikolata ve aromalı bir çikolata olan lime'ı getirdim. Bitter çikolatanın bu kadar yoğun olmasının sebebi içerisindeki kakao tozu oranının kakao yağı oranından çok çok daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Ve özellikle nitelikli bir çikolata yiyorsanız, nitelikli diyorum farkındaysanız, çünkü Belçika çikolatası aynı nitelikli kahve gibi çikolatanın nitelikli hali, nasıl çekirdeğin belli bir standardı ve kalitesi varsa çikolata malzemelerinin de belli bir kalitesi var. Kakao yağı ya da kakao tozu kalitesi çikolatanın tadını inanılmaz anlamda değiştiriyor. Daha önce Belçika çikolatası yemediyseniz mutlaka yiyin. Arasındaki farkı çok ciddi anlamda zaten fark ediyor olacaksınız. Bitter çikolataya geri dönelim. Bitter çikolata dediğim gibi kakao tozu oranı çok daha yoğun bir çikolata. Biliyorsunuz ki viskinin yanında en çok tercih edilen ürünlerden biri bitter çikolatadır. Bunun sebebi şu, kakao tozu oranı kaliteli ise bunu almak size çok büyük bir haz verecektir. Ve bunu bastırmadan, dengelemeden ya da yumuşatmadan bir içecekle içmeniz gerekiyor. Viski de bunlardan biri. Kahveye döndüğünüz zaman da bunu telafi edecek ürün espresso ya da yoğun bir americano olabilir. Beraber bir tadına bakalım. Ben espresso yaptım. Double espresso ile beraber bir tadına bakacağım. Bitter çikolatanın lezzetini ciddi anlamda öne çıkartıyor. Gerçekten çok lezzetli. Diğer çikolataya geçeceğim. Sütlü çikolata. Onun için sütlü bir kahve hazırlamaya gidiyorum. Geliyorum şimdi. Kendime sütlü kahve olarak flat white hazırladım. Sütlü çikolata da aynı sütlü kahve gibi çok dengeli. İçerisindeki kakao tozu, kakao yağı oranı diğer çikolatalara göre biraz daha dengeli olarak düşünebilirsiniz. İçerisindeki çikolata oranı %33 tadına bakacağım çikolatanın. Bir tadına bakmaya başlayalım. Sıra geldi fil dişi çikolatasına. Dediğim gibi içerisinde hiç kakao tozu yok. Dolayısıyla kakao yağını en çok hissedeceğiniz çikolata bu olacak. İçerisindeki bu kakao yağı oranı ne kadar kaliteli ise o kadar lezzetli tatlar alacaksınız. Aslında çikolatanın yağını, kalitesini dediğim gibi bundan almış oluyorsunuz. Gerçekten çok yakıştı. Fil dişi çikolatasını zenginleştirmek istiyorsanız daha aromatik filtre kahvelerle içmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben Etiyopya Worka demledim. İçerisinde yeşil üzüm, tatlı bir aside, limon aromaları ve kremamsı bir yapıya sahip. Beyaz çikolatayı inanılmaz zenginleştirdi. Çok güzel. Sıra geldi diğer çikolatamıza. Lime aromalı bir çikolata. Yine Belçika çikolatası ama zaten adı üstünde, yediğiniz zaman lime aroması alacaksınız. Bu yüzden aromatik bir kahveyle içmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum.
sade bir filtre kahveyle tüketmeniz lazım. Sadeden kastım sütsüzden bahsetmiyorum. Zaten süt koymayacağız ama tadım notası olarak kompleks ya da aromatik çekirdeklerin dışında daha düşük rakımlı, daha karamel, çikolata tadım notalarına sahip daha sade aromalı kahvelerle içmeniz mantıklı olacak. Ben normalde aromalı çikolata sevmem. Ama lime benim gerçekten favorim. Çok fresh bir aromaya sahip. Tek başına da tüketebilirsiniz ama kahveyi içtiğiniz zaman dediğim gibi daha sade bir kahveyle içmeniz mantıklı olacak. Sıra geldi dolgalı çikolatalara. Görünüşü zaten muhteşem. İçerisindeki aromalar çok çok daha muhteşem. İçinden 3 tane favorimi getirdim. Bizim koleksiyonumuzda olan. Bu arada bu Ruby çikolata, videonun başında bahsetmiştim zaten. 4. nesil çikolata olarak geçiyor. Birazcık nitelikli kahve, 3. dalga kahveciliğe benzetiyorlar. Bunun sebebi şu, 1. 2. ve 3. nesil dediğimiz şu. Bitter çikolata, sütlü çikolata ve fil dişi çikolata. Bunların hiçbiri içerisinde aroma ya da herhangi bir katkı maddesi koymadan doğal olarak yapılan çikolatalar. Ruby de aynı şekilde. Calabout'un bulduğu bir çikolata, tadı ve rengi tamamen doğal işleme metoduyla yaptığı bir yeni bir çikolata türü. Yediğiniz zaman içerisinde frambuaz aroması alacaksınız. Biraz daha mayhoş ve tatlı bir aroma alacaksınız. Aynı zamanda beyaz çikolatanın o yağımsı tadı da içerisinde mevcut. Bunu biz hem dışı Ruby hem de içinde çilek dolgulu olarak yaptık. Bunun bir tadına bakacağım. Buradan görüyorsunuz herhalde içindeki dolguyu. Çikolata ve tatlı sevmememe rağmen gerçekten Belçika çikolatası bambaşka bir şey. Yani bugüne kadar çikolata yemedim diyebilirsiniz. Bu üçü benim dediğim gibi favorim. Diğeri de dışı galaksi şeklinde yapılmış iki fındıklı, fındık kremalı ve karamel dolgulu bir çikolata. Dışı da fil dişi çikolatasıyla kaplı. Yani şu an anlattığımda bile ne kadar lezzetli olduğunu tahmin ediyorsunuz muhtemelen. Şuna bakar mısınız ya? Bu herhalde bu seneki favorim. İnanılmaz. Çok lezzetli. Ve diğeri, sonuncusu. Bu da çok farklı bir çikolata. Dışı sütlü, yani kabuğu sütlü. İçerisinde de karamel ve Himalaya tuzu var. Yani tatlı tuzlu bir çikolata. Bu da bayağı sevildi, çok lezzetli. Of, of, of. Çok lezzetli ama herhalde şeker komasına gideceğim bugün. Beraber çikolataların çoğuna baktık. Kırma çikolatalara baktık. Dolgu çikolatalardan 3 tane favorimi gösterdim. Bu seneki koleksiyonda 7 çikolata daha var. Toplamda 10 tane dolgulu çikolata yaptık. Hepsi gerçekten birbirinden lezzetli. Bir favorim daha var. Onu da belki geldiğiniz, uğradığınız zaman yersiniz. Sütlü lavantalı çikolata. O da muhteşem muhteşem oldu. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.